Son. Süper. Bas, 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 şunu. Bas. Oyun oynuyordun. Counter. Dostlarım bu artık omuzun son hareketi bunu. 2 çarpı ne kadar erkekseniz. 2 çarpı max. Çok iyi değil mi? 2 çarpı ne kadar erkekseniz yapıyorsunuz. Sonra biceps triceps'e geçeceğiz. Antrenman başlamaya. Konuşamıyorum yorgunlukta. İbrahim, bir formunu görmeyelim mi? Göstereceğim zaten, şimdi gösterecektim tam zamanında dedi. Biliyorsunuz bu arada yarışmaya az kaldı. Yarışmaya az kaldı biliyorsunuz. Ne kadar kaldı? 50 gün falan mı kaldı? Ne kadar, 50 gün falan kaldı değil mi? Mami, tam 6 hafta kaldı. Aynen, 45-50 gün. Omuzlar canavar. Selam, yeni videoma hoş geldiniz. Bu video özel bir video benim için. Gördüğünüz gibi yanımda abim var. Öz abim misin benim? Öz abim miyim bilmiyorum. Benim öz abim, yani bildiğiniz annemim ve babam aynı. Öz abim Mustafa Hoca ile, yani fit fit olurla güzel bir omuz, biceps, triceps antrenmanı yapacağız. Değil mi? Şu an ilk defa diyor. Ne yaptın? Ama benim omuz, biceps, triceps günüm. Tamam, benim de öyle. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Yani şimdi sen öyle artık biraz antrenör kafasına geçtiğin için, ben yarış gününe geçtiğim için sen ödün verebilirsin ama ben ödün veremem. Tamam ya, biz sana uyacağız, yapacak bir şey yok. Ama antrenmanı sen yaptıracaksın, konuk oyuncu sensin. Tamam, hiç problem. Zaten kanalda benim yaptırdığım bir sürü antrenman var. Tamam. Sen tam bir yarışmacı antrenmanı, güzel bir şey istiyorum ama, ileri tamam. Seviye. Antrenmanlar benden, izlemek sizden, yapması senden. Like atması da sizden, yorum atması da sizden, videoyu paylaşması da sizden, bizi takip etmek de sizden. Şimdi antrenmayı edelim, üstümüzü değiştirelim. Bu arada şunu söyleyeyim, antrenmandan önce 4000 MG'li karnitin içtim, bir tane kahve içtim. Aslında ikisine gerek yok. Yani bir tane kahve içersiniz veya bir tane de karnitin atarsanız yeter. İkisini yaparsanız orta seviye bir kafa, biraz daha yükselmek istiyorsanız, yüksek kafa olsun istiyorsanız bir de aspirin sallayabilirsiniz. Mustafa Hoca karşı böyle şey, ya da supplement bile asla kullanmaz. Her zaman paleo, yani doğal besleniyor ama adamın yeşillik almak için A köyünde teyzesi var. Mantar almak için B köyünde halası var. Süt almak için C köyünde teyzesi var. Böyle bir adam yani. Yanında Lekartin'den bahsettim. Unutmamışsındır ama Lekartin'in ne olduğunu. Yani kısaca bir şey söyleyebilir miyim tabii, senin tabii. Sayfan ama ben böyle şeyleri, hani birisine diyorsun ki mesela Lekartin iyidir, kullan diyorsun. Bu sefer bu onun iyi olduğunu düşünerek abartmaya başlıyor. Evet. Benim karşı olduğum şey bu. Tabii ki belli bir seviyeye geldikten sonra herkes kullanabilir. Tamam. Şimdi geldik salona. Artık antrenmana başlayalım yavaş yavaş. Güzel bir antrenman olacak, hepsini çekeceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim Instagram'ım ve onun Instagram hesabı aşağıda açıklama kısmında yazıyor. Bizi takip edebilirsiniz. Video like atıp paylaşmayı unutmayın. Antrenmana geçelim. Size bir şey söyleyeceğim. Vanne Yıldırım bu antrenmanı bitiremeyecek. Bir şey söyleyeyim, böyle bir şey imkansız. Beni takip edenler zaten ne demişler biliyor musun? Ha 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 demişler. O zaman videonun sonunu dört gözle bekleyin. Bir şey söyleyeyim mi? Vanne baştan sonra en kral ağırlıklarla yapar, antrenmanın içinden geçer. Beni tanıyanlar bilir. Antrenmana başlıyoruz. Hemen direkt başlar başlamaz söyleyeceğim bir şey var. Suyumuzu unutmuyoruz ve şimdi antrenmana başlayacağız ve hani antrenmana başlamadan önce bir nabzı hızlandırmak aslında çok önemli. Yani evet, kaslarımızı ısındırıyoruz. Aynı zamanda damarlarımızı ısındırmak da çok önemli. Böyle birden hani nabzı arttırmadan başlarsanız antrenmana. Hani tavsiye etmiyorum yani bunu. Önce bir nabzınızı birazcık arttırın. Sonra bölgesel o hani hafif kiloyla çok tekrar dediğimiz çalışacağınız bölgeyi ısındırın. Ondan sonra antrenmana başlayın. Şu anda bizim yapacağımız gibi. Ben zaten hepsini sizin için çekeceğim. Haydi, poz vermiyoruz, nabzı hızlandırıyoruz. Yok dedi. Abi şuna bak ya. Şey yapmıyorum, ısınmayacağım. Arkadaşlar böyle ısınmıyoruz biliyorsun. Böyle ısınmıyoruz. Herkes gidip salona bacaklarına. Önce biraz nabzı hızlandırmak çok önemli ama burada tabii dikkat edin. Yani
bokunu çıkarmayın. Enerjinizi bitirmeyin. Nabzı hızlandıracağız diye yarım saat jumping jack hani, yapmaya gerek yok. Kalbe diyoruz ki yani, vücuda diyoruz ki yani ben başlıyorum, anladın mı? Başlıyoruz diyoruz. Bu hareketin ismi jumping jack biliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? En eğlenceli yağ yakan hareketlerden bir tanesi değil mi? Hayat maksimum. Evet, sıra sende. Aynen böyle. Teknojim'in reklamını yapıyoruz bu arada. Evet, çünkü benim sponsorum Teknojim. Nabzımızı hızlandırıyoruz, sonra ağırlıklarla çalışacağımız bölgeleri ısındıracağız, sonra antrenmana geçiyoruz. Peace. Hadi bakalım. Evet, az önce tüm vücut ısındık. Şimdi dumbbell'larla çalıştıracağımız bölgeyi ısıtıyoruz. 5. Kaçer tane yapıyorsun Mami? Şöyle yapıyorum ben. 5'er tane yapıyorum. Aha. Şimdi 10'ar tane. 2. Önce 5'er tane, sonra 10'ar. 10'ar tane yapacağım. Sonra bir 5'er tane yapacağım. Bu sefer biraz daha yavaş. Anladım. Bu şekilde güzel hissediyorum. Yani ısındığımı hissediyorum. Sonra ağırlığın artarak gözüm kapalı, rahat rahat geçiyorum. Bu arada omuz ısındırırken favori hareketlerim bunlar. Gerçekten hani faydasını görüyorum yani. Bence bugün iyi ısınmalısın. Çünkü arabada ne dedin? Arabada dedim, anne bunu yapamayacak dedim. Tabii ki böyle bir olasılık yok. Benim tanıyanlar da çok iyi biliyor, ben de çok iyi biliyorum. Bu arada şey demek istiyorum. Şunu da yapayım hemen, bir şey söyleyeceğim. Kendimi en iyi nasıl motive ediyorum? Hemen bu videoya başlarken şunu demek istiyorum. Bakın, aslında en iyi motive kendinizsiniz biliyor musunuz? Kimisi vücuduyla kendisini motive eder. Kimisi ne bileyim yani aynanın karşısında kendisini bakarak, kimisi gözlerinin içine bakar benim gibi. Bak bazen antrenman sırasında evde bile, özellikle ama antrenman sırasında oluyor. Bazen böyle antrenman yapısında olmuyor. Bak şöyle yapıyorum abi, sen bu taraftan beni diyeyim. Böyle o aynanın karşısına geliyorum, tamam mı? Şöyle geliyorum, sadece gözlerime bakıyorum, tamam mı? Sadece gözlerime bakıyorum, zaten olay bitiyor. Gözün sana her şeyi anlatıyor. Yani şöyle bakıyorum, tamam mı? Nasıl bakıyorsun? Bir bakar mısın? Ya bak şöyle bakıyorum gözlere, o kadar çok... Ben neler neler görüyorum. Beni zaten takip edenler takip edip şey neler deyip de demem diyemediğimi biliyorlar aslında. Bence de. Yani o gözlerde çok şey görüyorum, anladın mı? O gördükleri yapabilmek için böyle antrenman yapmak lazım. Haydi başlayalım. Tamamladık. Yerimizi hazırladık. Behind neck press yapacağız. Bizim antrenman, yani daha doğrusu benim antrenman stilimde ve antrenmanın başında önce çalıştıracağımız bölgeyi tekrar bir ısıtıyoruz. Aynen şu anda Vanni'nin yaptığı gibi. Ondan sonra direkt maksimalle başlıyoruz. Antrenmanın başındayken var olan gücümüzle kaslarımızı optimal seviyede yıpratmamız gerekiyor. Ve birazdan onu yapacağız. Şurada hemen bir şey söyleyeyim mi? Smith machine'de çalışırken, yani bu makinede çalışırken lütfen ağırlığı alırken ve ağırlığı bırakırken çok dikkat edin. Yani buna gerçekten denk geliyorum. Buranın yuvasına girdiğine, yani şuranın şu şekilde yuvasına girdiğine emin olun dostlarım, sakın yanılmayın. Yani şu kafanıza düşerse gerçekten düşündüğünüz gibi şeyler olmaz. Kesinlikle dikkat edin. Emin olun, ondan sonra bırakın. Kesinlikle. Evet, aynı şekilde Mustafa Hoca da başladığımız gibi daha ağırlıklarımızı arttırmadık. Kası iyice ısındırıyoruz. Biraz sonra antrenmana başlayacağız. Ve bu antrenmanda bütün yaptığımız hareketleri ince detayına kadar her şeyini size göstereceğiz. Omuz, biceps, triceps, peace. Şimdi antrenmana başladık ve 12... Söyle. Kusura bakma, sözünü kestim. Bir şey söyleyeceğim. Dostlarım, eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız o an, o gün, o saniye elinizden gelenin en iyisi. Gerek beslenme olarak, gerek öğün kaçırmama olarak o an elinizden gelen en iyisi. Şu anda elimden gelen en iyisi bu. 12 tekrar, ilk hareket, omuz başlıyor. Hop. Haydi bakalım. Safa Hoca 12 dedi. Sonraki set, 6 tekrar yapabileceğimiz ağırlığın altına gireceğiz. Son
Haydi. Ah. Ah. Sol. Bas. Bas. Ah. Bas. Huh. Süper. Yanlış bir şey söyleyeyim mi? Ağrını sayalım. Hoca başladı, bir şey söyleyeceğim. Hocanın ben gelmeden önce omzunda bir problem yaşamış. Omzunda ufak bir sakatlık yaşamış. O hareketleri öyle bir yapacak ki yani ağırlığı hissetmeden, ya o omzundaki ağrıyı hissetmeden tekrar pozitif tekrara geri geçecek. Yani gördüğünüz gibi tam yapmıyor. Benim yaptığım gibi enseme kadar indirmiyor. Çünkü o zaman omzun ağrıdığını hissediyor. Ama işte bugün benim Muğla'da son günüm ve bana eşlik etmek için bugün zorluyor kendisini. Sağ. Evet. Aynen. Oğlum ben videonu çekeyim, yardım et ya. Şimdi 6 tekrara düşeceğiz. Şimdi sağlam ağır gireceğiz. Evet. O zaman ağırlığımızı takalım. Burada kaç vardı? Mustafa Hoca 30-30 takıp yaptı. Ben 35-35 takmıştım. Şimdi büyük ihtimal bir 10 daha takarım. Takalım bakalım ne olacak. Şimdi şöyle bir 12 yaptık sağlam ısınmayı oturtmak için. Ama onu da setten saydık. Ondan sonra bir 6 yaptık. 6 tekrar yaptık. Şimdi bunu da çekeyim. 6 tekrar. 6 daha yapmadık. Şimdi 6 yapacağız. Şimdi 6 yapacağız. Sonra 2 set daha 6-6 yapacağız. Bu arada ilk başta şey, bir 20 yaptık. Onu da sete dahil ettik. Evet. Sonra 12 yaptık. Şimdi 6 yapacağız. Bundan sonra 2 set daha 6-6 yapacağız. Bundan sonra zaten çektiğimiz hareketleri aynen göstereceğiz. Totalde 5 set. Yani bundan sonraki o yaptığımız 2 seti çekmeyeceğiz. Çünkü bunun aynısı. 6 tekrar 6 tekrar yapacağız. Haydi bakalım. 2 set daha 6. Evet. Huh. Bas bas bas. Hop. Dur. Bak. Son. Süper. Bas 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 bas. Süper. Ah güzel. Dostlarım hemen şunu söyleyeceğim size. Ağırlığı çok ağır taktığınız zaman, yani aslında ağır değil, kendinize göre bir ağırlık taktığınız zaman kaldırırken belki zorlanabilirsiniz ama bırakırken bütün kontrol sizde olabilir. Daha fazla direnç, daha fazla hipertrofi yapabilirsiniz. Kaldırırken evet gücünüz hani bir yerde tıkanabilir ama en son tekrarda kaldırdığınız zaman bırakırken direnç uygulayın. Böyle maksimum direnç. Yukarıda bırakmayın yani. İndirirken de bir direnç uygulayın. Bu çok önemli. Hu! 6 tane. Hop! Pah! Bas bas bas. Son. Bas. Tam kapatabilirsin abi. Evet dostlar, bu son set Mustafa Hoca yapıyor. Bundan sonraki antrenmana geçiyoruz ama size bir şey söyleyeyim mi? Yok böyle bir antrenman. Biraz bahsetti de. Böyle bir antrenman yok. Yeah.
Çok denk gelmiştir. Fazla yukarı kaldırma, trapezine çalışıyorsunuz demişlerdir size veya durmuşsunuzdur. İşte burada o hareketi yapıyoruz. Fazla kaldırıyorsunuz, trapezine devreye sokuyorsunuz. Şimdi bunu kaç set yapıyoruz? Aynı bu şekilde Mustafa Hoca'dan. Ense indirme yaptık. Stilimizi zaten biraz önce gördünüz. Şimdi 5 set bunu yapıyoruz. Burada herhangi bir arttırma, herhangi bir eksiltme yok. Ağırlıklarımızı göstermemize gerek yok çünkü ağırlık biliyorsunuz herkesin kendisine göre. Siz de kendinize göre güzel ağırlıklar seçin. 5 set buradayız. Diğerlerini çekmeyeceğiz çünkü gerek yok. Hep aynı şeyi yapacağız. Bir şey söylememiz gerekirse o zaman başlatıp söyleriz. Bu arada bundan sonra biraz daha pump yapayım omuzları. Sweet'i çıkartıyorum. Bom. Hem konuşalım, hem söyleyelim, hem dinlenelim. Çünkü çok ağır girdiğimiz için hani 12-15 tekrarlı antrenmanlardan daha fazla dinlenme hakkınız oluyor ister istemez. Hani bu 2 dakikayla 4 dakika, 5 dakika aralığında olabilir. Gördüğünüz gibi hipertrofiyi güç antrenmanıyla birleştiriyoruz. O yüzden dinlenmek bizim hakkımız mı? Evet. 1-2-3-4. Dostlarım bir de söyleyeceğim bir şey, kendinizi çok fazla kaptırmayın. Böyle yavaş yavaş yapmak, hissederek yapmak size çok daha şey katacak, çok daha fazla şey katacak. Onun farkına varın. Evet, şimdi normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, güzel. 15 tane. Bu sefer trapez de devrede. 2, 3, 4. Hocam bu bitmiyor. Aynı şey gibi, bamboo fly gibi. Bitmiyor. Kafası gelmeye başladı mı? Oo, geldi geldi. Evet. Sonra formumu göstereceğim, sonra diğer hareketler. Peace. 11, 12. Oh. Son. Oh. İbrahim, bir formunu görmeyelim mi? Göstereceğim zaten, şimdi gösterecektim tam zamanında dedin. Huh. Yarışmaya az kaldı. Yarışmaya az kaldı biliyorsunuz. Ne kadar kaldı? 50 gün falan mı kaldı? Ne kadar 50 gün falan kaldı değil mi? Mami tam 6 hafta kaldı. Aynen 45-50 gün. Omuzlar canlar. Kram girdi. Halbuki bugün daha bak şu anda saat kaç saat? Öğleden sonra 4-5 falan 3 tane soda içtim. Dur bir tane güzel bir poz vereceğim. Abi bir şey diyeceğim lan sana. Karnımı da merak ediyorum. Oğlum bir şey diyeceğim sana. Şu omuzlarına dışarıdan ekstra bir et met mi yapıyorsun? Omuzlarımı çok çok soruyorlar. Diyorlar nasıl yaptın? Yani tabii önce şunu söyleyeyim. Dokunabilir miyim? Dokunabilir miyim?
Arkadaşlar sizin yerinizde şurada bir ben var, ona değineceğim şimdi. Şey diyeceğim. Aslında bu sporun biliyorsunuz yani aslında en büyük özelliği genetik yani. Genetiğinizin nasılsa aslında onun üzerinize koyuyorsunuz. Tabii ufak problemler varsa mesela benim göğsümün küçük olması gibi. Tabii ben geliştirdim artık, bayağı toparladım. Mesela onun üzerine yönelik yaparak göğsümü biraz toparladım ama bazılarının genetiği çok kötü. Mesela kanadı olmuyor çocuğun. Çocuğun kanadı yok, dümdüz. Onu çıkartmak çok zor oluyor mesela. Evet. İşte benim de çok teşekkür ediyorum. iyi yaratmış yani. Onun üzerine koydum ben de. Kesinlikle bence şöyle bir meditasyon cümlesi... Ooo diziye bak. Şöyle bir meditasyon cümlesi kurabilirsin seni sevenlerine. Mami, çok iyi define oluyor. Kaza geldim lan, kaza geldim. Ya şimdi şöyle çocuklar var. Dostlarımızın arasında. Konuşamıyorum çünkü kilitlendim. Güzel. Bravo. Evet dostum, bir şey söylüyorum. Dostlarımızın arasında şu tip arkadaşlar var. Hani sende olanı istiyor ama kendisinde var olanı fark edemiyor, anladın mı? Hemen bu söylediğinizden bir parantez geçeyim mi? Söyle. Bu sporda yapılan en fazla hatalardan bir tanesi de kendisi başkalarıyla kıyaslamak. Yani onun altyapısı vardı veya genetiği müsaitler daha çabuk gelişir falan. Kendinizi her zaman kendinizle kıyaslayın. Yani kendi eksiğinizi görün, kendi... gelişim sürecinizle kendinizi kıyaslayın. Başkalarına göre değil, öyle değil mi? Kesinlikle. Bir kere kendinizle barışık olun ve kendinizin üstüne neler ekleyebilirsiniz ona bakın siz. Yani onun omzu böyle olmuş. Tabii ki onun antrenmanını örnek alabilirsin, onun beslenmesini örnek alabilirsin. Ama bazı gerçekleri de görüp ona göre ilerlemek lazım. Evet. Yani aslında adamın böyle birisini örnek aldığınız zaman adamın böyle genetiğinden değil, hani böyle ne bileyim göğsü doludur, çok böyle hoş görünüyordur, aslında ondan değil, ne kadar iyi kurmuş, ne kadar sert mi görünüyor ya, aslında bunlara dikkat ederek o kişinin beslenmesini, antrenman programını örnek alsanız çok daha mantıklı olur. Bunu anlamanız biraz daha zaman alır. Hani adam ne kadar kuru, ne kadar sert duruyor. Çünkü dediğim gibi genetik, adam hiçbir şey bilmese bile salaktır yani. Tak yapıyordur. Oluyordur yani. Böyle kişi çok var. Evet. Bütün hepsi böyle. Evet. Ama biraz anladığınız zaman, hani böyle özellikle podyum zamanı. Böyle adam damar damar sert duruyorsa bu adam isterseniz sonuncu olsun örnek alınması gereken bir adamdır yani. Önemli olan odur kesinlikle. Kesinlikle. Eğer buna bakabiliyorsanız biraz zor, kolay değil. Biraz zor bunu anlamak ama eğer bunu anlayabilecek seviyedeyseniz kesinlikle adamın görüntüsüne değil bunlara bakarsanız çok daha iyi olur. Evet. Evet, birinci hareketimiz behind press bitirdik. İkinci hareketimiz dumbbell drop set bitirdik ve üçüncü hareketimiz cable rear fly. Bunu yapacağız hemen ardından süper set. Dumbbell rear fly yapacağız. Bir bölgeyi hissedebilmeniz için o formu, o hareketin formunu çok iyi yapmalısınız arkadaşlar. Ben de bir şey söyleyeyim. Söyle. Bu harekette yani öne eğilip arka omuz çalıştığınızda bench'te de yapıyorsunuz genelde. Ayakta yapan çok nadir görüyorum. Bench'te yapıyorsunuz. Şuna dikkat edin. Bu harekette kendinize bakmayın. Yani şu şekilde yaptığınız zaman inanılmaz form kaçıyor. Şöyle şu şekilde durmayın. Aynı zamanda buradan omurilik biliyorsunuz buradan geliyor buraya kadar. Yani şu çok tehlikeli. Oradan bile gördüğünüz zaman şu çok tehlikeli pozisyon değil mi sizce de? Kendinize bakmayın. Eğilim hava dümdüz. Şu. Bu arada kendinize bakarken ister istemez birazcık kalkacaksınız. Bu şekilde tam arka omuz değil, trapez çalışırsınız. Tam eğileceksiniz, zık şu. Söylemek istedim bunu da çünkü yapılan hareket, yapılan hata. Kesinlikle, çok doğru zaten. Ya sakatlanmaya sebebi verir. Bir dakika. Güner göster, konuşma, hadi. Evet, let's go. Arka omuz yapıyoruz Mustafa Hoca'yla. Huh. Ben şu anda Muğla'dayım. Abimin yanına geldim, abimi görmeye geldim, konuşmaya geldim, özledim onu. Bir de antrenman yapalım, video atalım dedik. Evet.
Bu arada bu salonda müzikler normalde bu kadar kötü değil ama bugün biz video çekiyoruz diye Mustafa Hoca bana bir kıyak yaptı. Müzikleri telif hakkı içermeyen müzikler yaptık. Evet, en son senden de bir form görelim. Tamam biliyoruz antrenman yapmıyorsun biraz artık eğitmen kafasına geçtin ama yine de bir görelim ha. Görmeyelim ya. Görmeyelim. Görelim bir şey söyleyeyim mi? Sen yağlanmazsın ya. Tamam görelim. Sen harbi yağlanmazsın. O zaman ufaktan bir çıtlatayım mı? Tamam babam de. Dur. Dokunmak mı istiyorsun? Arkadaşlar şimdi vanne gibi anlatacağım size. Saç başta aldı antrenman. Gülüşümden başlıyorum. Evet. Başından beri aslında hep anlattım size antrenmana nasıl başladığımızı. Behind press yaptık 5 set. Ondan sonra dumbbell, lateral rise yaptık, drop set yaptık. Sonra cable, rear, fly ve dumbbell, bent over lateral rise yaptık. Onu da süper set yaptık. Şimdi antrenmanın sonu. Biliyorsunuz hareketin çokluğundan ziyade arkadaşlar kaç set girdiğiniz daha önemli. Şu anda vanne yıldırım omuzları patlatıyor. Bunda sayı yok, tekrar yok. Gücünün yettiği yere kadar. İşte bu hareketle ağlayana kadar. Erkekliğinizi göstermeniz lazım. Evet, ağlayana kadar. Hani o sizdeki ergen içgüdüsü var ya, klavye delikanlıları var ya. İşte buradan real gücünüzü göstermeniz lazım. Mami. O klavye delikanlı değil, harbiden o an içindeki o erkeği çıkartmanız lazım, anladın mı? Hop. Bir zamanlar sen de klavye delikanlısıydın. Ama ben hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım hiç kimseye karşı. Hayır, klavye delikanlısı derken şunu. Oyun oynuyordun, Counter. Dostlarım bu artık omuzun son hareketi bunu. 2 çarpı ne kadar erkekseniz. 2 çarpı max. Çok iyi değil mi? 2 çarpı ne kadar erkekseniz yapıyorsunuz. Sonra biceps triceps'e geçeceğiz. Antrenman başlamaya... konuşamıyorum yorgunlukta. Antrenmanı zaten her şeyi çektik, yine çekmeye devam edeceğiz Mustafa Hoca da. Bu hareket bildiğiniz üzere benim favori hareketlerimden. Zaten bu hareketi ben başka hiçbir yerde görmedim. Ben kendim bunu bulmuştum 2 sene 3 sene önce falan. Trapez çalışıyoruz. Ön omuz çalışıyoruz ve arka omuz çalışıyoruz ama Mustafa Hoca farklı bir stil yapıyor. Onun yaptığı biraz daha farklı. Benim yaptım. Ayakları hiç kullanmadan direkt trapez, anterior ve hani yani ön omuz ve arka omuz çalıştırıyorum ben. Benimki biraz daha farklı. Videoyu biraz geri sararsanız zaten farkı görürsünüz. Onun yaptığı stil biraz daha farklı. İkisini de yapabilirsiniz bu arada, asla fark etmez. Benim yaptığım momentum. Çünkü ben biraz aynı fonksiyonel antrenman yapıyorum. Evet. Ve vücudumun momentumundan faydalanmaya çalışıyorum. Kuruyor mu şu bayağı ya? Şişim tam. Tam gerçekten ideal fizik yani. Evet arkadaşlar. Başlamadan şey söyleyeyim. Şimdi omuzu bitirdik. Biceps ve triceps'e geçeceğiz. Bu geçiş aralarında bir tık dinlenebilirsiniz. Hani bir yaklaşık 4-5 dakika oldu dinlenelim. Enerjimizi topladık. Unutmayın bunu ki yeni bir kas grubuna başlıyorsunuz ve enerjinizi topladık. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yani şunu söyleyeyim. Şimdi omuzu bitirdik. Biceps triceps'e başlayacağız ve şimdi bir kas grubunu bitirdik. Diğerlerine başlayacağız ve hani o geçiş arasında artık bir dakika değil. Hani bir 5-6 dakika hatta 10 dakikaya kadar bile dinlenebilirsiniz. Enerjinizi toplayın. Yeni bir kas grubuna odaklanıyorsunuz. Daha sağlam, daha enerjik, daha iyi, daha iyi ağırlıklar. Hani hemen geçmeyin yani. Normal set arasında dinliyormuş gibi geçmeyin. Biraz dinlenin, toparlanın, geçin. Hemen şunu da söyleyeyim. Zaten sen söylersin bunu büyük ihtimal. Omuz yaparken zaten bicepsiz ve trisepsiz ısındığı için ekstra ısındırmayacağız. Direkt ben barbell curl'le başlıyorum. O harekete geçeceğim. Mustafa Hoca anlatacak size. O yaptırıyor çünkü antrenmanı. Şimdi bir süper setimiz var arkadaşlar. Klasik bildiğiniz barbell curl yapacağız. Ama burada neye dikkat ediyoruz? Bel curl yapmamaya dikkat ediyoruz. Ne kadar sabit, ne kadar net. Dirsekler hafif önde. Bravo. 8. Bu arada arkadaşlar ben bara yani cable pushdown'a düz bar koymaya çalıştım.
Vanne abi dedi, ben onunla çok iyi hissetmiyorum, o yüzden V barı istiyorum dedi. Burada aslında size bir mesaj göndermek istedik. Neden V barı seçtiğini arkadaşlara söyler misin Mami? Yani burada şey söyleyeyim, onu da hissetmiyorum değil. Aynen hissetmiyorum, yani hissediyorum ama bu Z'de, yani şu gördüğünüz alette böyle hani gerçekten trisepsimi hissediyorum. Burada işte şu devreye giriyor, kendinizi ne kadar tanıyor olmanız. Hani kendinizi tanıyor olup hangi hareketlerde koymanız gerektiğini bilseniz gerçekten şöyle bir adım daha atlamış olursunuz rakiplerinizin. Bir adım daha önüne geçmiş olursunuz. Gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Yemini yapmıyor değilim. Tabii ki de yapıyorum ama mesela enerjim varken en iyi hissettiğimi yapmaya özen gösteriyorum. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunu ne kadar iyi hissedersem istediğim, yani en iyi bunda da hissediyor olsam her antrenmanımda bunu yapmıyorum. Tamam, evet, genel olarak bunu yapıyorum ama farklı şeyler deniyorum. Temel hareketlerden çıkmadan en iyi hissettiklerimi ufak ufak değiştiriyorum. Yani değiştiriyorum. Çok fazla böyle fanteziye kaçmıyorum. Tamam, kaçtım antrenmandır oluyor. Bazen böyle hani artık eğlenmek istiyorum çünkü sürekli... Tamam kaçtım. Sürekli ciddi antrenman. Biraz adamın kafasını yoruyor, bazen eğlenmek için yapıyorsun, o zaman fizik şeyler yapıyorum. Sana bir şey söyleyeceğim, biceps görmek istiyor musun? Görmek isterim. Haydi bakalım. Aynen, fazla uzattık bazı yerleri. Haydi bakalım, let's go champ! Straight olsa yapamaz. Straight olmazsa yapamaz. Evet, straight var. Çoban çökerten. Peynir altı suyu. Pekmez. Tereyağı. Et ot yağı. Güzel. Son. Hadi bakalım. Trip sesi. Arttırmıştım biraz ama. Anasını ağlatırım desene. Bana hafif gelmişti, o yüzden şey yapmıştım. Unuttum senin çalışacağını. Evet. Gerçekten güzel bir antrenman oldu. Bunu tavsiye ederim yani. Bu videoyu izliyorsanız eğer, gerçekten güzel antrenman oldu dostlarım. Bu arada bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Fitçi fit olur. Vanne Yıldırım zaten açıklama kısmında yazıyor. Takip edebilirsiniz bizi de, evet. Dostlarım, son iki hareket kaldı. Bu arada omuzu bitirdik. Biceps'e başlarken bir şey söylemeyi unuttuk galiba. Söyledik mi söylemedik mi bilmiyorum. Süper set yapacağız. Yani bir biceps hareketi, bir triceps hareketi süper set. Toplam 3 hareket yapacağız. Yani 3 set yapacağız. Toplam 6 hareket. Biceps için 3 hareket, triceps için 3 hareket. Süper set şeklinde yapacağız. İlk hareketi gördünüz. İkinci harekete geçiyoruz. Dumbbell hammer curl ve cable da hammer triceps, cable rope triceps pushdown. Burada çok fazla hammer yapmanıza gerek yok. Yani normalde bakarsanız ben 35-35 tane hammer yaparım ama dediğim gibi gerek yok çok öyle yapmanıza bu harekette. Aynı şekilde bunda da çok ağır yapmanıza gerek yok. Zaten gördünüz, 15 tekrar yaptım. Gayet rahat. Mustafa Hoca da şimdi. Bu arada diğer hareketi 3 set yaptık. Bu hareketi 3 set yapacağız. Bundan sonrakini 4 set yapacağız. Ve antrenman bitecek. Bundan sonrakini de biraz sonra gösteriyorum size. Gerçekten güzel bir antrenman oldu. Omuzu patlattık, biceps ve triceps. Bundan sonraki biceps, triceps mükemmel. Söyleme. Herkes söyleme. Surprise motherfucker. Güzel. Evet dostlarım, biz bundan 2 set daha yapıyoruz. Ve
Ondan sonra son harekete geçeceğiz. Dediğim gibi 4 set yapacağız artık sonuncusunu. Hemen şu an biraz sonra o dehşet antrenmanı göreceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ön kol ve arka kolun son hareketi, daha doğrusu son dev seti. Gördüğünüz gibi ilk hareketimiz cable reverse push down. Bu bittikten sonra diğer harekete geçince onu da söyleyeceğim. 11 12. Tahmin edebileceğiniz üzere hemen tam tersi. Ama bundan sonraki tahmin edemeyebiliriz. Cable curl yapıyoruz ama reverse cable curl. Bundan sonrasını şu anda sen bile tahmin edemezsin. Kus. Evet arkadaşlar, dar push up yapacağız. Ve bu nasıl? 12 tekrar, 12 tekrar ve bu erkekliğimiz kadar. Özellikle burada da kafayı kaldırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü oklava yutmuş gibi ensenizden kuyruk sokumunuza kadar dümdüz olmalısınız. Antrenman bitti. Normalde var ya. Normalde bunun anasını bile altınım yani. Bunu ya şu an yaptığımdan 4 kat falan yapıyorum ama işte böyle olmanız lazım. Böyle antrenman yaparsanız kazanırsınız. Artık enerjiniz kalmaması lazım. Konuşacak mecaliniz kalmaması lazım. Sizi izleyen çocuklar, abi böyle nefes nefese kalma. Seni izlediğim zaman ben nefes alamıyorum, nefesimi tutamıyorum. Nefesimi tutuyorum diye yorum atacak kadar sağlam antrenman yapmanız lazım. Ve Mustafa Hoca da şimdi. Burada bu arada size bir tane gönderme yaptım. Siz bana sürekli diyorsunuz ya videolarda. Abi neden böyle nefes alıyorsun? Biz nefessiz kalıyoruz diye. Ne yapayım oğlum, öyle antrenmanlar yapıyorum ki. Görüyorsunuz. Ay, enerjim kalmıyor. Let's go champ. Aynısının tam tersi. Bu arada şunu söyleyeyim. Reverse tutuşlarda, yani ters tutuşlarda, atıyorum bisepsten örnek vereyim. Bisepsinizin iç kısmı, bisepsin iç kısmı, yani daha çok kemiğe yakın olan kısımları çalışır. Reverse tutuşlarda, normallerde daha çok deriye yakın kısımlar çalışır. Reverse tutmak da önemlidir. Çünkü eğer kemiğe yakın olan taraftaki kas grubunuzu çalıştırırsanız deriye yakın olan kısmı dışarıya doğru iteceği için daha sert, daha dolu, daha iri bir görünüşe sahip olabilirsiniz dostlarım. Bravo sana be. Şimdi dostlarım, daha devamını çekmeyeceğim. Videonun en sonunda bir form göstermeyi düşünüyoruz ikimiz de. Bu dev seti şu 3 set daha yapacağız. Yani toplam 4 set yapacağız. Nasıl bir geçiş yaptık ama. Toplam dediğim gibi 4 set yapacağız. Sonra antrenman bitiyor. Sonra ikimiz de birer form göstereceğiz size. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biraz sonra formumuzu çekeceğiz. 3'er set daha yapalım. Görüşürüz. Dostlarım, videonun sonuna son bir tane form ekleyeceğim ama bu videoyu ayrı bir video olarak da atacağım. Biliyorsunuz ben ara ara formumu size paylaşıyorum. Yarışa az kaldı. Yine bir form yapalım. En son bir hafta önce atmıştım sanırım. Güzel gidiyor. Her şey yolunda bu arada. Şu anda Mustafa Hoca çekiyor. Bir antrenman videosu çektik omuz. Enerjim hiç kalmadı ama yine size bir form videosu çekeyim dedim. Ya lütfen şey yapmayın, yanlış anlamayın. Normalde enerjim falan tabii ki ama öyle bir antrenman yaptık ki. Zaten Mustafa Hoca ile yaptığım antrenmanı izlerseniz, hemen birkaç video geride onu izlerseniz, hangi videodan sonra bu videoyu çektiğimi anlarsınız, bana hak verirsiniz. Thank you.
verdim yani şu sırtın doluluğunu gösteren. Şimdi vereceğim olan sırtın genişliğini gösteren poz. Yani bunu görüyorsunuz illaki pozları ama hangisinin ne işe yaradığını çok fazla bilmiyor olabilirsiniz. Yani aklınıza gelmiş olabilir, hatırlatayım. Bilin, bilin, her şeyi bilin. Ufak büyük her şeyi bilin. Bu arada bunlar bodybuilding pozları ama oldum olası sevmedim bunları. Çünkü gerçekten adamları çirkin gösteriyor. Bizim pozlar belli baba, atlet fizik. Sonra sırta geçiş falan filan. Bir formumu göstereyim dedim, gayet memnunum şu an yani gidişattan. Her şey yolunda. Başka ne göstereyim ben? Aa, bacak bacak! Benim bacağımı çok soruyorlar, diyorlar senin bacağın yok mu? Niye böyle? Var, sizce yok mu? He? Kalfın yok diyorlar he? Nasıl yok? Bence siz körsünüz. Mami iki adım geri gidersen 10 numara, tamam. Şeyde böyle yapıyorlar ya podyumda. Bodyciler çıkıyorlar. Böyle geliyorlar. Aaa geliyorlar. Şöyle diyorlar ya. Şöyle küp bir koyuyorlar. Tarak tarak. Mami kalk göstersene. Dostlarım, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yarışa çok az kaldı. Peace. Evet Mustafa Hoca, yaptırdın antrenmanı. Şimdi show time. Hadi bakalım, göster hünerlerini. Bu arada Mustafa Hoca'nın Instagram hesabı fitçi fit olur. Onu da oradan takip edip... Yakaladım. Onu da oradan takip edip bilgilerinden yararlanabilirsiniz. O da güzel bilgiler paylaşıyor. Bu arada o yarışmaya falan hazırlanmıyor. Gördüğünüz gibi ideal, güzel bir fiziğe sahip. Zaten senin aynen efsane bir pozun. Hadi benim gibi söyle, videoyu kapatalım. Sırt falan verecek misin? Ha? Sırt falan gösterecek misin? Senin sırttan mı? Kafana göre nasıl istersen. Evet. Güzel. Hadi şeyi söyle, benim takvim yaptığım abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Aşağıya kesinlikle fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Benim yolum aslında sizsiniz. Şeyde, motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. En son nasıl kapatıyorum? Nasıl? Peace out demek gibi. Peace out. Peace out yap. Dostlarım, gel abi bir tane şey yapalım. Abimin yanına geldim. Güzel bir video çektik. Makara yaptık, eğlendik. Dur ya, ben buradan güzel çıkmıyorum. Diğer tarafa geçeyim. Ya boş ver ya. Öğrettik falan filan. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten teşekkür ederiz izlediğiniz için. Videoyu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.